Yolculuğumdan notlar. 28 Nisan 1931. İstanbul'dan yola çıkış. Tamamen nötr duygular içindeyim. Ne sevinç ne hüzün. Birkaç gözyaşı, hepsi bu. 29 Nisan. Sinirlerim tamamen gevşedi. Yerimden kalkamayacak kadar ağır bir yorgunluk. Günü ne havadan ne de geçen saatlerden haberim olmadan yatağımda yayılmış şekilde geçirdim. Geç saate doğru güverteye çıktım. Muhteşem bir gün batımı, mutlak bir sakinlik. Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu şimdi anlıyorum. Bugün gemimizi büyük bir martı takip ediyordu. Kah kanatlarını çırparak havada süzülüyor, kah hızlanarak biraz önümüze geçiyordu. Uzun süre boyunca onu gözlerimle takip ettim. Sonra onu geçtik. Yorgun düşüp bizi izlemeyi bıraktı. Havada bir noktadan ibaret olana kadar küçüldü ve sonra tamamen gözden kayboldu. 30. Atina Tüm şehirlerin en şanlısı. Eşkalin davetkar değil. Neredeyse hiç ağaç ya da yeşilliği olmayan çorak kuru bir tabiat. Akropolis bir sadelik ve çizgi harikası. Erekteyon Partenon'dan daha hoş harikulade bir mermer rengi. Sanki içine güneş aşılanmış. Likavitos manzarayı kurtarıyor, onsuz büsbütün kasvetli olurdu. Hem harabeler hem de heykeller antik Yunan sanatının sadeliğini, güzelliğini ve asaletini gözler önüne seriyor. Şehirde güzel villalar, her yerde büyük bir faaliyet. Burada yaşayanların ülkelerini güzelleştirmek istediğini ve bunun için çalıştığını sezebiliyoruz. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. 1 Mayıs Boş ve yorucu bir gün. Neredeyse herkesle tanıştım. İlginç tek bir kişi bile yok. 2 Mayıs Napoli Girdiğiniz andan itibaren çok hoş bir şehir. Maalesef hava kapalı ve kendimi hüzünle hissediyorum. İşte burada yalnız, yapayalnızım. Bu şehirde kaybolmuşum fakat buna karşı tamamen kayıtsızım. O kadar yorgunum ki. Çok karakteristik manzaralar. Gemiden görmüş olduğumuz Capri Adası çok pitoresk. Şehirdeki binaların neredeyse tümünde zamanın ve asırların bıraktığı patinayı görebiliyoruz. Çok hoşuma gitti. Çok güzel gözlü, neşeli insanlar. 3 Mayıs. Pompei'ye ziyaret. Hava yağmurlu ama buna rağmen manzara ışıl ışıl. Harabeler görkemli değil ama ilginç. Bu ölü şehirden bir neşe havası yayılıyor. Çok ilginç detaylar. Gördüğünüz tek şey aşk ve zevk. Pompeyliler yine de epey gerçekçi. Aktörün tatlı evi ve arka planda vezüv manzarasıyla dans eden Faunus'un evi daha güzel olamazdı. Tekrar gelip birkaç saat kalmak arzusuyla buradan ayrıldım. 4 Mayıs Roma. Buraya dün akşam geldim. Göz alıcı bir gün ışığıyla uyandım. Fakat ebedi şehirde olmak bana hiçbir şey hissettirmiyor. Neden? Bana öyle geliyor ki çok halsizim ve artık hiçbir şey beni mutlu edemiyor. Sabahleyin Termaller Müzesi'ne ziyaret. Konumu çok güzel ve fevkalade birkaç parça var. Her Hermafrodit'in aslı burada. Neredeyse şehvet uyandıracak bir tavır ve gövde. Ne kafası ne de kolları olan bir başka vücut. Bütün olmasından daha güzel. Bedenin, bacakların ve ayakların hareketi fevkalade iyi yapılmış. Son olarak beni en çok etkileyen ve bende en güçlü izlenimi bırakan eser Medusa'nın Başı. Sonsuza kadar mermer bir minderin üzerinde yatan bu bedensiz kafadan acı, yorgunluk ve özellikle de ıstırap ifadesi öyle canlı bir şekilde yayılıyor ki. Bu şaheserin bulunduğu hücreye giren tüm turistlerin gözleri Romalı bir kadının devasa başından başka bir şey görmüyor. Belki böylesi daha iyi. Böylece Saygısız bakışlar onu kirletmeyecek. Öğleden sonra Villa Borghese'ye. İlginç değil. Çok fazla şey, çok fazla süsleme var. Meşhur Paulina kuşkusuz güzel. Fakat fazla görkemli bir şekilde tasvir edilmiş. Park güzel çok bakımlı. 5 Mayıs. O kadar yorgunum ki tüm sabahı yatakta geçirmek zorunda kaldım. Hava kasvetli ve yağmurlu. Öğleden sonra Aziz Petrus'a ziyaret. Bazilika çok etkileyici ve görkemli. Fakat tapınaktan ziyade bir müze havası var. Bu arada Roma'nın hiçbir kilisesinde mistik bir şey yok. Gri ve yağmurlu bir havada şehirde arabayla gezinti. Kolezyum ve Roma Forumu'nu Amerikalıların yaptığı gibi gezdim. Çok fazla harabe var. Arkeolojik açıdan çok değerli olabilir ama estetik değil. 6 Mayıs. Vatikan'dayım. Kuvvetli bir duygu. Hayatımda ilk defa kime hitap ettiğimi bilmeden, sebebini bilmeden dua etme, ihsan isteme ihtiyacını hissettim. Fra Angelico'nun resimlerini yaptığı küçücük şapelde daha önce hiç hissetmediğim duygular hissettim. Kendimi oradan ayıramadım ve gözyaşlarımı tutamadım. O kadar naiflikle yapılmış bütün bu imgelerden tatlı bir sükunet yükseliyordu. Hepsinin hakikaten vecd anlarında yapıldığı hissediliyordu. Bana yabancı ve tamamen yeni olan bu duygunun sebebini nasıl tanımlayabileceğimi bilemiyorum. Burada ziyaret ettiğim kiliselerin hiçbiri İnsanı ne tefekküre ne de hürmete davet ediyor. Çok fazla süsleme var. İsa'yı ve Meryem Ana'yı tasvir eden imge ve heykellerin bolluğu onları sıradanlaştırıyor. Her yerde papaz cübbeleriyle karşılaşıyoruz. Şehirde grup halinde dolaşıyorlar. Kıyafetleri hariç, dine dair hiçbir şeyi olmayan bu din adamları. Sistina Şapeli'nde, Michelangelo'nun yüceliği ve gücünün altında tam manasıyla ezildim. Tonozlu tavanı süslemenin zorluğunu da dikkate alırsak, böylesine bir icra ve kompozisyon kabiliyetini asla hayal edemezdim. Michelangelo'nun tüm yarattıkları sanki hareket ediyor, titreşiyor ve birbirleriyle konuşuyordu. Her biri ayrı ayrı öne çıkıyordu. Tam manasıyla harikulade ve doğaüstü. Fakat son yargı tavan kadar müthiş değil. Meşhur Rafael odaları beni kayıtsız bıraktı. Bu şanlı ressama karşı neden daha büyük bir sempati duymadığımı bilmiyorum. Orijinal resimlerini görünce fikrimin değişeceğini düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Yine de Petrus'un kurtuluşu çok güzel. Fakat diğer ressamın usta eseriyle kıyas kabul etmez. Peki benim sevgili Leonardo? Onu burada hiç göremedim. Onu Floransa'da bulacağım. Romanın üzerimdeki etkisi bana antik Yunan heykelciliğini sevdirdi. Bu denli sade ve zarif bir plastik güzelliği başka hiçbir şeyle kıyaslayamadım. 6 Mayıs Trende, Floransa'ya doğru yol alıyorum. İlk defa istediğim bir şeye yaklaştığımı hissediyorum. 11 Mayıs, Lozan Floransa'daki izlenimlerimi gün be gün yazamadım. Çünkü bu gezi Coşku ve hayal kelimeleriyle özetlenebilecek beş gündü. Her düşündüğümde bu eşsiz şehrin cazibesi beni daha da derinden etkiliyor. Evet, Venedik de güzel. Ama onun daha gizemli bir cazibesi var. Floransa'nınsa üzerimde yatıştırıcı bir etkisi oldu. Mütebessüm ve huzur dolu bir şekilde insana kucak açıyor. Orta Çağ'dan Rönesans'tan beri neredeyse el değmeden kalmış bu şehirde ister istemez o dönemin kıyafetleriyle dolaşan insanlar görmeyi bekliyorsunuz. Ben önünde durup hayallere dalmışken Dante'nin kapısı neden hiç açılmadı? Neden o siyah peleriniyle çıkıp benim üzerimde durduğum, yüzyıllar önce kendi ayaklarının bastığı o kaldırım taşlarından yürümedi? Ya Beatrice? O neredeydi? Ve Michelangelo. Neden Sistina Şapeli'ne gelip devasa külliyatının arasındaki birkaç başarısız ama tüm dünyanın beğenisini toplamış eserinin önünde durarak çaresizliğe kapılmadı? Şimdi ise zarif tebessümlü neşeli Floransalılar her yıl binlerce gezgini çeken görkemli komşularını endişe etmeden şaheserlerle dolu locjaların altında satılık eşyalarını sergiliyorlar. Orada öylece dururlar ve saatler boyunca onca yüzün üzerinde eğildiği, ellerin yorulduğu o güzel el işlemelerini bir hiç karşılığında aldığınızda size grazia signora derler. Bu şehri o kadar sevdim ki, şimdi onun hakkında yazmak, onu hatırlamak bile beni duygulandırıyor. Orada bir müddet mutlu yaşamak istedim ama tek başıma değil. Çünkü hizmetçi kadın nerede yürüyüş yapılır diye sorduğumda bana gülerek cevap verdi. Tek başına olmaz signora. Yürüyüşler aşıklar için. Acaba ben de hayatta bu kadarcık bir mutluluğa sahip olabilir miyim? Acaba dileğim Vatikan'ın şapelinde dilediğim için yerine gelir mi? Onun içinde bir Meryem ana olması gereken ama boş kalan nişin önünde, tüm inancıyla yere kapanarak dua etmiş olduğu, freskleri için vahiylerinin geldiği şapelde. Ben de tam aynı yerde onun imanına sahip olabilmek için yalvardım. Leonardo da Vinci'nin anısına Olduğum yere çakılıp kaldım. Santa Croce kilisesindeydim baydekersiz ve rehbersiz rastgele geziyordum. Sık sık durarak birdenbire kendimi meşhur bir anıt, heykel veya kitabinin önünde bulup şaşırarak ve böylelikle farkına varmadan kendimi bu defne çelengiyle çevrili kırmızı mermer kitabenin önünde buluverdim. Leonardo yüce varlık. Neredesin? Floransa'da yaşamışsın. Yakınlarda doğduğun için burası memleketin sayılır. Ama artık şehir senin güçlü bir izini taşımıyor. Oysa ki bitmemiş büyük bir tuvalin ve birkaç desenin bile dehanın kesin gerçekliğini ispatlamaya yetiyor. Muhakkak hayranlarından biri tarafından yapılmış portren, yakışıklı yüzünü ve derin bakışlarını bize gösteriyor.'' Çizdikleri tüm ağızlara aynı tarif edilemez tebessümü bahşeden o ellerini görmeyi ne çok isterdim. Kim bilir ne kadar zarif ve güzeldiler. Kuvvetli hayal gücün sayesinde yüzyılımızın en büyük icatlarından birini sezebildin. Niçin yükselip havalarda uçmak istedin? Havalanıp nelerin peşine düşecektin? senden önce kimsenin hayal edemediği makineleri çizdikten sonra mütevazı bir menekşeyi alıp en küçük detaylarına varana kadar onu tüm açılarından özenle çizersin. Nasıl bir adamdın sen? Belki de yakışıklı antik Yunan tanrılarının güzelliğe ibadet etmeyi unutmuş inançsızlara, atalarının zevkinden biraz aşılamak için yeryüzüne inen bir oğluydun. Çağdaşın dev Michelangelo'nun dehası ağır ama ihtişamlı bir şekilde Floransa topraklarını süslemek için üzerine yerleşmişken sen, senin dehansa buharlaşıp uçmuş, Floransa'nın üzerinde yayılmış ki şehir muhakkak cazibesini ve çekiciliğini de buradan almıştır. 27 Mayıs, Lozan. İşte 15 gündür buradayım. Sağlığımla ilgilenmek dışında bir şey yapmadım. Hislerim en derin çaresizlikten bir umut parıltısına evrildi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ben bile anlamıyorum. Burada beni o kadar iyi ağırladılar. Herkes bana o kadar şefkat gösterdi ki gerçekten çok duygulandım. Yine de kendimi biraz daha dinlenmiş hissediyorum. Zaten İsviçre'nin havası insanı dinlendiriyor. Fakat İtalya'dan sonra ne büyük bir fark. Burayı hiç bu kadar yavan ve tatsız bulmamıştım. Yine de tabiatı çok güzel. Deniz olmadan nasıl yaşanır bilmiyorum. Göl sürekli beni kendine doğru çekiyor. Hiç değilse oradayken deniz kıyısındaymışım gibi hissediyorum. Bütün bu dağları geriye itmek, ileriyi görmek, serbestçe nefes alabilmek istiyorum.'' Çok şükür yarın Paris'e hareket ediyorum. Bana öyle geliyor ki ben kaygılarını ve kederini nereye taşıyacağını bilmeyen zavallı bir avareyim.